Dostlar, hayırlı günler diliyorum. Neredeyiz? Ata topraklarındayız. Ata toprakları Sinop, Erfelek'teyiz. Buraya geldik. Yıllardır Erfelek şelalelerini duymuşsunuzdur. Bugün size arkamızda gördüğünüz bu şelaleyi tanıtacağız. Burada bölgede bize mihmandarlık eden arkadaşlarımız var gördüğünüz gibi. Şu anda burada asırlık çınarlarımız var. Bu gördüğünüz çınarlar hakikaten burada yaklaşık 300-400 yıllık büyük çınarlar var arkamızda. Ve şu anda bize bu bölgede mihmandarlık eden kardeşlerimiz var. Ben size şelaleyi şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi yukarıdan akan bir şelale buradan geliyor. Evet, biz de önünde negatif iyon alıyoruz. Evet, önde büyük bir havuzu var. Yüzlerce, binlerce insan ziyarete gelmiş. Evet, Fehmi Öztürk kardeşime selam söylüyoruz. Evet, şimdi burada kardeşlerimiz var. Sayın Vekilim, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, teşekkür ediyorum. Tesislerimizin iştesi Ömer Çerkez Kafkasya'dan enişteleri olarak bizi ağırlıyorlar burada. Evet, teşekkür ediyoruz. Şu anda milletvekilimiz Cengiz Tokmak. Sinop milletvekilimiz bize mihmandarlık ediyor, anlatacak. Ömer de katkı yapacak. Şöyle dönün sırtınızı, ben hem o tarafa sizi görüntüleyeyim. Evet, ne diyorsun Cengiz Bey? Niye duyurmadınız buraları? Evet. Vekil olarak bir yeni, kere yeni söyleyeyim. Duyuyoruz hocam inşallah. Çok evet. Uzun zamandır aslında bu şelaleler biliniyor ama o evet. Dönemlerde güzel yatırımlar yaptı. Yatırımcı arkadaşımız evet. Yanımızda. Evet. Sinop'un bölgenin cazibe merkezi olma yolunda epeyce bir yol almış durumda. İnşallah bundan sonra böyle güzelliklerimizi böyle gerek sosyal medyada gerek basın aracılığıyla büyük bir eksiklik. Evet, çok doğru. Gelen misafirlerimizin buradan memnun uğurlayarak inşallah daha da güzel tanıtacağız diye düşünüyorum. Düşünüyorsun. Evet. Ne diyorsun Ömer Bey? Destek veriyor mu? Ne yapıyor bu siyasi partiler? Belediye başkanları, bak evde güzel, atalarımız der ki evde güzel bir kızın varsa Mevlüt'e düğüne getirmezsen evde kalırmış. Böyle güzellikleri de dünyaya duyurmanız lazım. Sayın vekilim ve Ömer kardeşim, bak şu güzellik hiçbir yerde yok. Hocam bak, bir de bu şelale olarak Türkiye'de tektir, takım şelalesi olarak 28 adet şelaleden oluşur. Üst katmanlarında değil mi? Evet. Evet, şimdi bunun gördüğünüz yerin üst katında, bu gördüğünüz yerlerin arka katlarında 1,5 kilometrelik bir vadide evet. Kaynaktan çıkmaktadır şelalemiz. Evet. O yüzden Türkiye'de tek olma özelliği taşımaktadır. Evet. Sağ olsun sayın vekillerimiz, işte belediye başkanlarımız kendi imkanları boyutunda evet. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. İnşallah. Onlara teşekkür ederim. Özellikle size çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Vazifemiz dostlarımıza burada böyle hizmet yapmak. Evet dostlar, tabii Fehmi Öztürk istiyor. Bak sualler başladı. Hocam hava sıcak değil mi diyor. Savaş Çelakıl nerede diyor. Soruyorlar. Sinop'a 30 kilometre yakınlıkta bir şelale, mutlaka gelip görün diyoruz. Salih Almalı, çok güzel yerler. Aa hocam teşekkür ediyoruz. Fatma Güralım, hayırlı yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyorum diyorum. Evet, ne güzel yerler. Hızla akıyor. Evet, buraları size tanıtıyoruz. Karadeniz'e Samsun'dan 1 saatte buradasınız. Sinop'tan 20 dakikada, Kastamonu'dan 20 dakikada, Ankara'dan 2 saatte buraya gelip burada bir de çok güzel mesire yerlerimiz var. Şöyle ben size bunu bir göstereyim. Gördüğünüz gibi insanlar buraya geliyorlar. Evet. Çok güzel yöresel kestane çikolatası var ve gördüğünüz gibi burada piknik alanlarında özel etinizi alıyorsunuz. Buradan çok güzel bir şekilde burada pişirip yiyebiliyorsunuz. Kestane çikolatası diyor Ömer Bey. Nedir bu? Kestanenin çikolatası mı var? Bunu Erfelek'te özellikle kestane çok etrafta görüyorum. Evet. Evet. Pür haline getirilmiş. Kestane pür haline getiriliyor. Evet. Daha sonra bunu çikolatayla karıştırarak bozuyorsunuz. Evet. Bozuyorsunuz yani. Evet. Çikolataya karıştırmasanız daha faydalı olacak diyoruz. Çünkü çikolatalar maalesef mısır şurubu vesaireyle yapılıyor. Kestane çok fazla. Hakikaten şu çınarların güzelliğine bakın. 6 7 8 ayaklı.
en azından 400-600, görüyorum bakın 1800 yıllık ağaçlar var burada. Ziyarete gelin. Buraları tescillenmesi. Zaten Milli Park'ın içindeyiz. Şu an Milli Park'ın içindeyiz. Evet. Ve şelalemiz burada. Gördüğünüz gibi. Hepinizi Sinop'a, Erfele'ye. Ne şelalesiydi Ömer? Erfelek Tatlıca takım şelaleleri. Takım şelalelerine bekliyoruz. Muazzam bir görüntü. Hepinizi buraya bekliyoruz. Evet, akmaya başladı. Ahmet Yeşilürt, Arzu Karaaslan, Kadir Temiz, Furkan Gürbüz, Furkan Gürbüz. Teşekkür ediyoruz. Nerede? Sinop'a 2 saat. Evet, Cemil Ata Ilıca şu şelalesi mi hocam diyor. Devam ediyoruz. Bizim memleketimiz güzel. Şenur. Yani yüzlerce kişi. Evet, Gül Çakırlı, Ahmet Yeşilyurt, Rıza Durmuş. Herkes burayı gelin, görün diyoruz. Ben sayın vekilime teşekkür ediyorum. Şimdi buradan bugün sizi nereye götüreceğiz? Ulu Camii'yi göreceğiz. Alaaddin Camii. Bir de ne var? Seyit Bilal Hazretlerimiz var. Tabii ki Sinop'a gelip o hapishaneyi göreceğiz inşallah hep beraber. Ben Ömer kardeşime, sayın vekilime ve bütün hemşerilerime de gelin bu güzellikleri görün diyorum. Canlı yayınlarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Nereden? Sinop Erfelek Şelalesi'nden. Son sözlerini alalım. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Ne diyorsun, gelsinler mi? Bekliyoruz. Evet. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Bekliyoruz. Gelin, görün memleketinizin güzelliklerini. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Şu arkada gördüğünüz şelale var ya. Ben İsviçre'nin bütün kantonlarını gezen, Avusturya'yı gören birisiyim. Dünyada böyle güzellikleri göremezsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Bizi izlemeye devam edin.